Değerli arkadaşlar, başkent Ankara'nın modern Türkiye'nin ve modern Türk şehrinin örneğini oluşturuyordu. Modern Türkiye'nin ve Cumhuriyet rejimi ideallerinin bir sembolüydü. Ankara'nın önceki kent olması yalnızca kentsel, mekansal değil, sosyal ve kültürel boyutlarıydı. Dolayısıyla Ankara yalnızca yapılan örnekler açısından değil, sembolize ettiği değerler açısından da Cumhuriyet tarihi ve kültürü için çok önem arz ediyordu. Değerli arkadaşlar, yıkılma tehdidi bulunan yapılar içerisinde Ankara Ulus'ta Cumhuriyet dönemi eseri olarak kabul edilen Tarihi İller Bankası binası da vardı. Ve bir gece yarısı operasyonla Haziran ayında yıkıldı. Melik Gökçek yıkıntılarının üzerine zafer pozu verdi. Gökçek'in Ankara'daki temel görevi Cumhuriyet'in bu kenti izini silmekti. 16 Haziran 2017'de bir gece baskınıyla yıkılan Cumhuriyet mirası İller Bankası binasının yıkıntıları üzerine zafer pozu vermesinin nedeni de buydu. Biz önergeyi Mayıs ayında vermiştik. Ankara'nın yine bir Cumhuriyet mirası olan en önemli yeşil alanlarında Atatürk Orman Çiftliği'nde bu süreçte yol projeleriyle paramparça edildi. Atatürk Orman Çiftliği'nin yok edilmesi süreci için kaçak saray inşa edilmesiyle de sürdürüldü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 20 bin dekarlık çorak ve bataklık bir arazinin ihsa edilmesiyle kent çiftliği olarak kurulan ve 52 bin dekarla hazineye amanet edilen arazi yıllar içinde paramparça yağmalandı. Cumhuriyet döneminin önemli sanayi hamlesi olarak kurulan hava gazı fabrikası, Ankara'nın hava gazı kök kömürüyle çalışan ilk elektrik üretim tesisiydi. Ülkemizde 2000 yılı ve öncesi yıllarda yapılan tüm yapılarda asbest içeren malzemeler kullanıldığı herkesin bilgisi dahilinde olduğu halde ve 350 ton asbestli malzeme bulunan Maltepe Hava Gazı Fabrikası insan sağlığına telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği bilindiği halde yıkıldı. Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nde yine hedefteki alanlardan biriydi. Ankara'nın en önemli merkezi noktasında bulunan konut alanı büyük bir rantın odağında yer alırken Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi olan mahalle zorla tahliyelerle boşaltılmıştır. Tarihi dokusu, özgün mimarisi ve yeşillik içindeki görüntüsüyle başkent havzasında önemli bir yere sahip mahallenin başka kurumlara ve özellikle değişik TÜRGEV gibi vakıflara peşkeş çekildiğini hepimiz duyduk. Değerli arkadaşlar, AKP sadece Cumhuriyet döneminde bir tek yapılarla uğraşmadı. Aynı zamanda tüm Cumhuriyet değerlerinin tümüyle uğraşmak için elinden gelen her türlü şeyi yapmaya çalıştı. Daha şimdi görüşmekte olduğumuz bir kanunla ilgili kadınlarımızın dün gelip imam nikahı dedikleri meseleyle bunları gündeme getirmeye çalışırken her türlü zulümle baş başa kaldılar. Onun için sadece AKP yapılarla uğraşmıyor. Cumhuriyet'in tüm değerlerle uğraşıyor. Cumhuriyet'in kurulmuş olduğu bize nimet olarak sunduğu tüm değerleri yok etmek için elinde gelen her türlü çabayı sarf ediyor. Eğitimde, kültürde, sağlıkta, her alanda olduğu gibi bu alanda da bu böyle bir çabanın içerisindedir. Burada saymakla bitirmediğimiz yüzlerce yapının bu dönem içerisinde tarumar edildi. Zaten müstafi durumda olan AK Parti yönetimi içerisindeki Sayın Belediye Başkanı resmi müstafi sayılmasa da gayri resmi sayılan Melik Gökçek gider ayak bu tür yöntemleri parsel parsel Ankara'yı parsellediğini hepimiz gözlerimize tanık olduk. Biz de Ankara milletvekilleri olarak bunu gündeme getirirken ama ne garip ki buna karşı seyircisiz kaldı. Çeşitli bahanelerle bunları gündeme getirmek için uğraş veriyorlardı. Ama nedenlerini ve niçinlerini hiç açıklamadılar. Sadece görevde istifa etmek için böyle bir baskıyı uygulamaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki niçin istifa ettiklerini, önce bunun hesabını parsel parsel sattığı bu kenti bunun hesabını vermeden gitmesini asla doğru bulmuyoruz.